demek son 3 dakika. Daha fazla hızlanamam. Bu kadar yeter. Dediğiniz her şeyi yaptım. Ben sizin öğretmeninizim. Bana böyle davranamazsınız. Benden bu kadar. Bilgisayar oyununuz değilim sizin. Yeter! Ne? Ne fotoğrafı? Allah kahretsin. Allah kahretsin. İki dakikam var. Yetişebilirim. Yapabilirim. Bir şeyler mi karıştırıyorsun sen? Dur, bir şey karıştırdım yok. Ekim ya, saçmalama anne, karıştıracağım. Var var, sende bir şey var. Bir şey yok, deli misin? Git hadi, sen de muhteşem ya. Birisiyle mi konuşuyorsun? Ha? Birisiyle konuşuyorsun sen. Bakayım. Bakacağım ben. Ya saçmalama. Ya Ekim. Sen nasıl bir çocuksun? Ya bilir misin Ekim? Sen nasıl birisin ya, ki benden bunu gizliyorsun? Ya ne? Ya verir misin? Gel, benden bunu gizlediğine inanamıyorum. Sen bir şey gizledin. Bir dakika bakalım. Verir misin? Kafanda kurmayın. Bakalım, bakalım. İlkini söylememişim bakalım. Sana şifreni. Tutsana ben yanınızı. Ya topla. Ekim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyebilirim. Tamam. Bana bu neden anlatmıyor? Ya bana neden her şeyi sana anlatamam ma zaten. Ver madem. Hadi ben. Aa! Kızım ne yaptın ya? Ekim görmedim. Filetin yüzümü çizdi. Özür dilerim, görmedim. Gel bir su tutalım. Bir bakayım bir su tutalım. Vallahi kusura bakma, ne olur. Gel al, gel. Tamam, çok istiyorsan gel al. Yani gerçekten mi? Gel al. Sana inananda kabahat. Ver telefonumu. Kime diyorum oğlum? Kime diyorum lan, açsana lan kapıyı!
Okulunuzu başınızdan yıkarım lan. Aç sen kapıyı. Alo. Ha Bekir. Lan beni dinle beni. Alo abi deme lan bana. Bak danayı orijinal kezli topla sosyete pazar var ya onun önüne gel. Lan lan yok mu lan zenginlerin okulu oraya getireceksin işte lan. Herkes hadi. Beni dinleyeceksin. Çabuk. Anne, Neşet nasıl durumu? Öğrendin mi, iyi mi? Doktor bey birazdan burada olacakmış. O bize bilgi verecek. Arkadaşım iyi mi? Nasıl durumu? Ne olacak? Kızım bir sakin ol. Hayati tehlikeye atlattı. Oh, çok şükür. Neşe, siz nesi oluyorsunuz aslında? Ben çocukluk arkadaşıyım. Kardeş sayılırız biz. Leyla bizim komşumuzun kızı hocam. Yaşlı bir babaannesi var ama ona söyleyemedik. Babası da burada değil. Şimdi siz ne söyleyeceksiniz lütfen bize söyleyin. Hastanın omuriliği ciddi anlamda hasar görmüş. Tabii biz elimizden geleni yaptık ama... Ama ne anne? Açık açık söyler misiniz? Ne olacak? İyi mi durumu? Kızım sakin ol. Sakin. Birkaç ameliyat daha olması gerekebilir. Tabii biz daha sonra fizik tedavi seçeneklerini de değerlendireceğiz. Ama yine de... yürüyebilmesi için çok fazla efor sarf etmesi gerekecek. Çok geçtiniz. Anne. Anneciğim. Anne. Yok tamam. Anne. Kalkacak ayağı anneciğim. Hastanın omuriliği ciddi anlamda hasar görmüş. Birkaç ameliyat daha olması gerekebilir. Yürüyebilmesi için çok fazla efor sarf etmesi gerekecek. Hastaneye gideceğim ben. Anne ne olursun. Anne lütfen. Lütfen gidebilir miyim? Benim orada olduğumu hissederim. Anneciğim zaten yoğun bakımda göstermiyorlar. Oradan geldik biliyorsun.
Anne benim yüzüme. Anne benim. Anne benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden. İşte ilk defa o gün düştüm ben. İlk defa o gün yerle bir oldum. Küçük yaram öyle derinime kazındı ki onunla her yüzleştiğimde nefesim kesildi. Oluk oluk kanadım. Günaydın Neşe, ne haber? Nasıl olalım? Günlerdir içeridekiyle uğraşıyorum. Biliyorsun halimizi. Nerede o? Hayırdır? Onun keyfini yerine getirecek çok güzel bir haberim var. Nerede o? Ekim! Neredesin kız? Ekim! 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 Kızım gel, Halil abi bir haberi varmış. He? Müjdemi isterim. Şu sosyetik okul var ya... Bizim mahalleden tam 3 kişiye burs vereceklermiş. He? Anlamadım. He, gel gel anlatayım. Ne? Niye? Niye burs vereceklermiş? Ya niye olsun işte, hani mahallemizde üzücü bir olay oldu ya, Leyla kızımız. Okulda bölgesindeki insanlara, komşularımıza bir duyarlılık olsun hesabı bir güzellik yapıyorlar. Yok yok. Yok abi. O hesap değil o. Neymiş o hesap Ekim Hanım? Vicdan hesabı. Ya vallahi aynı tantana bıktım artık benden şey. O okuldakiler Leyla'nın sakat kalmasına sebep oldular. Bal gibi de saklıyorlar o arabayı. Ekim, anneciğim konuştuk biz bunları seninle. Bak Ekim, laf bana geliyor. Haberin olsun. Laf bana geliyor. Ben gittim o okulu didik didik aradım. Her yerine baktım. Kamera kayıtların neyim, her şeye baktım ya. Yok yani ortada katil matil yok. Orada değil. Ha inanmıyorsan Kur'an'ı getir el bassayım. Bak önümüze ilk defa böyle bir fırsat çıkmış. Ekim. Mahalleden 3 kişiye burs verecekler. 3 kişi bu mahalleden kurtulacak. Onlardan bir tanesi sen niye olamayasın? Değil mi? Onlardan bir tanesi sen niye olamayasın? Aklını başına topla ya. Değil mi kızım? Başvuracak o, başvuracak. O okula gidecek. Mezun olup da bitirecek. Ne dedin sen? Sınavla mı alıyorlar? Kaç kişi alacaklar? Ne zaman sınavlar onu söyle. Anne! Ben sınava falan girmem, tamam mı? Ya okula girmek Leyla'nın hayaliydi. Ben asla öldürseniz de o okula gitmem. Ekim! Ekim! Çocuğum. Ekim yardım et yavrum. Yardım et. Benim için. Ağlam. Dur, gel kızım. Gel. Ay ya. Gel. Ay. İyi ki geldin. Tamam. Ben ne yapardım? Ay canım. Yavrum biraz daha yani. Ah yavrum. Yavrum. Ah yavrum. İyi misin? Acıdı mı canım? Acıdı mı bir yerim? Ha? Acıma. O ne? Unuttun galiba. Hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ağzına bir lokma yemek koymadı.
Tamam, tamam Şükran teyze, tamam. Ben yedireceğim. Sen geç, yoruldun. Yiyecek. Bir şey istersen bana seslen, olur mu yavrum? Tamam. Güzel kız. Ay. Kankam beni kahvaltıya beklemiş. Beraber güzelce şimdi yeriz. Gel. Bakalım nereye kaçabileceksin? Öyle ben Şükran teyzeye de benzemem canım. Bu yemek yenecek yani. Hadi gel. Sen yemeyeyim canım, istemiyorum kahvaltı falan. Sinirli misin sen? Değilim. Tamam. Tamam o zaman bak. Bak mis gibi sucuklu tost yapmış babaannen. Bu senin en sevdiğin tost. Yarısını sen yiyeceksin, yarısını da ben. Hadi bozuşuruz yoksa. Artık nefret ediyorum. Artık nefret ediyorum çünkü bana hayatımın en kötü gününü hatırlatıyor. O sabah yemiştim, hatırlıyor musun? Çek şunu gözümün önünden. Şu bakışına bak ya. Acıma kızım bana. Acımayın bana, ben gayet iyiyim. Ben gayet iyiyim, bakıyorum başımın çaresine. Hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ayrıca ya kahvaltımı ederim etmem. Sana ne? Sen benimle uğraşacağına gidip ders çalış. Senin kazanacağın bir bursun yok mu? Bana sınavsız giriş hakkı verdiler biliyor musun Ekim, ama ben gidemiyorum. Hakkım var aslında. Orada düşünsene hani spor arabaların arasında benim bu tekerlekli kürüstür böyle. Hani sen beni böyle arkadan itiyorsun. Hani çizgi filmlerde oluyor ya Ekim. çok komik değil mi? Çok komik değil mi halim? Halim çok komik değil mi? Gülsene. O zaman şimdi git evine ders çalış. Git ders çalış çünkü ben iki ayağımı verdim üç kişinin hayatı kurtulsun diye. Bu burslar da mahallemizin sus payı. Yalan mı söylüyorum? Biliyorum. O okuldakiler de bunun hesabını verecek. Hesabını vereceklermiş ya. Neyin hesabını verecekler? Nasıl verecekler? Kimsenin bir şeyin hesabını sorduğu da yok. Ben soracağım. Anladın mı? Ben o bursu kazanacağım. O okula da gireceğim. Bak bana. Bak. Sana bunu yapanı bulacağım. Bunun hesabını soracağım. Anladın mı? Herkes görecek, sen de göreceksin. Sana söz veriyorum. Söz. Söz veriyorum. Thank you.
Gerçek Koleji'ne hoş geldiniz. Burada verdiğiniz her karar kendi kurallarını getirir. Ve ne olursa olsun bu kurallara uymak zorundasınız. Biz de bu düzenin korunmasına fazlasıyla önem veririz. Çıkarın şunu kemerini. Çıkar! Ve hiç kimsenin bu düzeni bozmasına izin vermeyiz. Çocuklar! Ne oluyor burada? Çakalışıyorduk arkadaşlarla. Beni takip edin. Sağlam çocuksun. Aferin. Daha değil. Tebrikler ve kutlamalar birazcık sonra. En az 7 tanesine dayanması lazım. Kural böyle. Haftanın her günü için bir tane. Bu defa 6 olmasını uygun gördüm. Yeter. İtirazın mı var? Lan. Topa. Spor salonu favori mekanım. Tamam. Ben buraları gezdim, gördüm. Yani bittiyse gidebilir miyiz artık? Olur mu? Daha yeni başlıyoruz. Okul müdürümüzün turunda soyunma odaları yoktur. Gezdirirken buraya atlıyor ki bence çok büyük bir kayıp. Görmek ister misin? Niye? Bir tanışma partisi yapalım diyorum. Anlamadım. Sen bizim dilimizi biliyor musun ya? Do you speak Turkish? Parti diyorum. Partilemek çekil. Ha? Çekil şu... Gerçi... Şimdi partilemek falan deyince senin aklına halay çekmek ya da sıra gecesi geliyordur muhtemelen. Ama merak etme. İstersen ufkunu bayağı bir açarım. Hı? İster misin? Ne dersin? Benim de ufkumu açsana Ozan ya. Melisa? Ufkumuzun açılması için soyunma odasına mı gitmemiz gerekiyor? Saçmalama. Ben arkadaşla şakalaşıyordum. Sen beni biliyorsun. Yok yok. Ne diyordun daha demin? Bir daha söylesene ha? Hı? Ya şimdi hani arkadaşının yanında çok şey yapmayalım diyorum. Yaklaşıyorduk. Gerçekten sen beni tanıyorsun, biliyorsun. Hı hı, biliyorum. Merhaba, ben Melisa. Okulumuza hoş geldin. Ben de Ekim. Ekim. Hadi gel sen bir kahve ısmarlayayım Ekim, ne dersin?
Beğendin mi kahveyi? Evet, çok sağ ol. Aşağıda yaptıkların için de teşekkür ederim yani. İyi geldin. Beklesene bir tatlım, şunu bir tutsana. Gel bakalım. Şunu takınca daha da iyi olacaksın. Teşekkür ederim ama ben bunu alamam. Darılma ama saçlarım berbat ötesi. Tak şunu işte. Güzel olacak gayet. Hı? Depresif miyiz bugün biraz? Yok canım. Nereden çıkardın? Bazı şeyler gizlenemez. Fazla yakışıklı değil mi? Bu okulda yapmaman gereken en büyük hata ne biliyor musun? Tabii depresyonda olduğunu belli etmek dışında. Nedir? Kanatayan gözle bakmak. Çünkü o sadece bana ait. Tamam. Anlaşıldı. Mesaj alınmıştır. Güzel. O zaman gel seni okulumuzun karanlık prensiyle tanıştırayım. Kanat sevgilim. Ekim'e tanıştın mı okulumuzun yeni bursusu? Tanımadığın insanlara böyle dik dik bakmaman gerekir Ekim. Ben... elin kanıyor, o yüzden baktım. Sevgilim, biz buluşuyoruz değil mi akşam 9'da? Belli olmaz. Bakarız. Sana demiştim karanlık diye. Neyse, sen şimdi ilk gün diye kesin heyecanlısındır. Bizim sınıf da çok heyecanlıdır. Melisa'cığım, çok büyük hayranlığım hayatım, biliyor musun? Gel bakayım şöyle. Ha. Bir daha bir şey yapalım mı hemen? Ha. Okay.